Herkese iyi haftalar. Bugün Taksim sokaklarında 1-7 Mart arası Yeşilay Haftası ile ilgili olarak alkol, sigara, uyuşturucu kullanımında ne gibi önlemler alınabilir, neler yapılabilir bunları konuşacağız. 1 ve 7 Mart haftası Yeşilay Haftası olarak geçiyor. Alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığını önlemek için ne gibi önlemler alınabilir? Önce anne babasının önlem alması gerekiyor. Öyle vatandaşın bir şey yapmasıyla bir şey olmaz. Anne, baba, bir de okul. 18 yaş sınırını doğru düzgün denetimlenmesi gerekiyor. Hani bu bakkallarda falan dal satılması, dal falan satılıyor, onların engellenmesi gerekiyor. Özellikle okul çevrelerindeki bakkal marketlerden falan kesinlikle dal sigara falan satılmaması gerekiyor ve kesinlikle kimliklere bakılması gerekiyor düşünüyorum. Satılmasın. Satılmasın, bu kadar kesin. Böyle kötü alışkanlıklara karşı ülkemizde yeterli önlemlerin alınmadığını ve eğitim verilmediğini düşünüyorum. Okullarda özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilerimize bu konu hakkında daha fazla bilgi verilirse, yani halkımız bilinçlendirilirse bence gelecek nesillerin şimdikinden çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum bu konuda. Bu ilk başta aileden başlıyor, yani bazıları ailesinden özenerek falan şey yapabiliyor. Bu yüzden ailenin de bilinçlendirilmesi gerekiyor. Tabii ki de ailelerin bilinçli olması gerekir. Hani çocuklarına bunu aşılaması gerekir. Özellikle hani bunlar küçük yaşta çocuklara okullarda öğretilerek, hani onların anlayabileceği şekillerde eğitimler verilerek, hani daha çok temelden sağlanırsa bunlar daha çok bilinçli olur çocuklar diye düşünüyorum. En azından hani hem sigaraya karşı hem uyuşturucuya karşı hani bunun ne kadar kötü olduğu, hani ileride onları hayatını, geleceğini çok olumsuz şekilde etkileyeceği, sağlığını özellikle olumsuz şekilde etkileyeceği için hani buna eğitimler verilerek de sağlanabilir diye düşünüyorum. Önce bu şeyde en önemli görev annenin babanın görevi. Hani çocuğun takip etmesi lazım. Ne içiyor, ne içmiyor. Arkadaşlıklar önemli. Onları takip etmesi lazım. Telefonlarını araştırması lazım. Nasıl diyeyim yani? Çocuğun zaten hal ve hareketlerinden belli olur. Bizim de mesela evlatlarımız var. Ben mesela çocuklarımın, iki tane olan çocuğum var. Yani yaş hiç önemli değil. Ama yine de takip ediyorum. Her konuda.